Merhaba arkadaşlar, ben Kaan ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere Ali Biçim ve Mesutcan Tomay'ın kanalına görmüş olduğunuz bir numarayı göstereceğim. Basit bir numara, öncelikle size nasıl bir numara olduğunu göstereyim. Herhangi bir kart seçiliyor. Örneğin kartımız Kupa 10. Kupa 10'u lütfen aklınızda tutun. Kartımızı alıyoruz, destenin ortasına koyuyoruz ve kaybediyoruz. Parmağımızı çıtlattığımız an destenin içinde bir kart ve sadece bir kart maviye dönüyor. Görmüş olduğunuz gibi geriye kalan kartların hepsi kırmızı ve maviye dönen kart sizin kupa 10'unuz. Biliyorum hızlı oldu, tekrarlıyorum. Herhangi bir yere dur değil. Mesela dur. Kartınızı aklınızda tutun. Görebilirim. Kupa vale. Desenin ortasına geliyor. Parmağımı şıklatıyorum. Ve bir kartımız, sadece bir kartımız maviye dönüyor. Bu sefer olmadı gibi. Gerçi bir kartımız hala mavi. Aklınızda mı seçtiniz kart? Neydi? Kupa vale. Şimdi size bu numaranın nasıl olduğunu öğretebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi numaranın hilesini öğrenebiliriz. Numaramız aslında oldukça basit. Desteyi elinize alıyorsunuz. Bu örnekte kırmızı bir deste var. Ve sonrasında farklı bir desteden, örnek olarak mavi desteden herhangi bir kart alıyorsunuz. Benim örneğimde kartımız Kupa Vale. Şimdi aynı kartı kullanmış olduğunuz desteden de alıyorsunuz. Ve şu şekilde bir sıralama yapıyorsunuz. Desteyi çeviriyorsunuz. Desteye ait olan Kupa Vale'yi destenin altına koyuyorsunuz. Ve sonradan aynı kartın mavisini, yani farklı renginde olanı üstüne koyuyorsunuz. Bitti. Şimdi numaranıza başlayabilirsiniz. Numaranıza başlarken seyirci herhangi bir kartı destenin ortasından seçiyor. Bu kart cidden istediği kart olabilir. Mesela sinek 9. Sinek 9'u aklında tuttuktan sonra destenin yarısını alıyorsunuz. Üstten masaya koyuyorsunuz. Ve seçilmiş kartı bu şekilde destenin ortasında kaybediyorsunuz. Aslında yapmış olduğunuz şey şu. Arkası mavi olan kupa valeyi seçilmiş kartın üstüne koyuyorsunuz. Bu şu demek oluyor. Şimdi sihirli bir hareket yapıyorsunuz. Parmaklarınızı şıklatıyorsunuz. Sonradan desteği açıyorsunuz. Desteği açtığınızda mavi kartı buluyorsunuz. Mavi kartı bulduğunuzda desteği o noktada kesiyorsunuz. Üstündeki kartları desteğinin altına koyuyorsunuz. Bu şu demek oluyor. En alttaki kart hala kupa vale olmuş oluyor. Desteği şu an toparladığınız an üstteki kartı çevirip seyirciye göstermeniz gerekiyor. Ama üstteki kart kupa vale, seçilmiş olan kart altında sinek 9. Yani yapmanız gereken şey bir double lift. Double lift nedir? Üstteki kartı sanki tek kartmış gibi çeviriyorsunuz ama aslında çevirdiğiniz iki kart. Gördüğünüz gibi iki kartı sanki tek kartmış gibi çeviriyorum. Ve sözde sinek 9'u aslında kupa vale alıp masanın üstüne koyuyorsunuz. Geriye çok basit bir hile kalıyor. Seyirciye tekrar bir kart seçtireceksiniz ama seçmesi gereken kart kupa vale. Bunu yapmak için desteği alıyorsunuz ve destenin üstünden 3'er, 4'er, 5'er fark etmez birkaç kart alıp diğer elinize bu şekilde ilave ediyorsunuz. Bunu yaparken alttaki kart hep aynı ama seyirci tabii bunu bilmiyor. Herhangi bir yerde dur diyor. Dur dediğinde siz destenin altındaki kartı gösteriyorsunuz ve seyirci bu kartı aklında tutuyor. Tekrar kartları destenin üstüne koyuyorsunuz. Sözde aynı numarayı yapıyorsunuz. Yani parmağınızı şıklatıyorsunuz. Mavi kartı arıyorsunuz ama mavi kart yok. Mavi kart nerede? İlk kullandığımız mavi kart burada. Ve bir hareketle kart tekrardan değişiyor. Numaramız bu kadar basit. Umarım hoşunuza gitmiştir. Mutlaka deneyin. Mutlaka arkadaşlarınıza uygulayın. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka videoyu likelayıp yorumlarda bulunun ve tabii ki kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.